Öncelikle kendi suyunu salmasını bekleyeceğiz. Kendi suyunu salacak. Suyunu çektikten sonra, evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bayağı yani iyice, neredeyse yarı yarıya. Muhteşem bir lezzet. Yaklaşık biz 40 dakika yakın pişirdik bunu arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Kız Babası'na hoş geldiniz. Bugün yine eşimle beraber çok severek yediğimiz bir lezzeti sizle paylaşmak istiyoruz. Evet, marula benzeyen bir mantar, istiridye mantarı. Belki pazarlarda görüyorsunuz da böyle kat kat böyle merak ediyor olabilirsiniz. Bu istiridye mantarı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mantar. Biz bunları yaprak ayırdık. Çekmeye sonradan karar verdiğimiz için bir kısmı zaten biz parçalamıştık ama tekrardan size gösterelim dedik. Normalde buraya biz hiç bıçak değdirmedik arkadaşlar. Direkt elimizle kendimiz parçaladık. Önce bir tane şöyle bir yıkamayı göstereyim. Bunların arkadaşlar genelde tertemiz oluyor. Sadece şu dış kısımlarını hafifçe bir yıkıyoruz. Şu şekilde bakın. Su çekmemesi. Fazla su çekmemesi lazım mantarın. Bu şekilde. Bu kadar. Süzüldükten sonra şurada süzülenlerden gösterelim. Şu şekilde elle hiç bıçak değdirmeden arkadaşlar bakın. Jülyen dedikleri şekilde uzunlamasına bu şekilde parçalıyoruz. Yaklaşık bizim burada 1 kilo mantarımız var arkadaşlar. Bu mantarı yaparken yanında sevenler için biz kuru biber koyacağız. Artı 2 tane soğanımız var. İsteyeceğinize göre de baharatla ve zeytinyağı lazım, evet, olacak. Toz biber, pul biber, zeytinyağı. Zeytinyağı. Şimdi bunları hazırlayıp tavamıza koyuyoruz arkadaşlar. Mantarlarımızı parçaladık. Evet arkadaşlar, ocağımızı da yakıyoruz. Tabii çok hararetli olmasın, orta ateşte. Tabii. Mantarlarımızı arkadaşlar bu şekilde direkt tavaya koyuyoruz, hiçbir şey koymadan. Soğanları bu şekilde aynı mantar şeklinde doğradım. Kuru biberlerim hala suyun içinde. Biraz daha yumuşayınca onları da parçalayacağım. Hüseyin Bey de arkadaşlar yavaş yavaş hafif hafif çeviriyoruz. Suyunu salana kadar. Zaten bayağı azalmış. Biraz demin önce gördüğünüzde tepeleme doluydu. Şimdi yavaş yavaş içinde yani yok gibi olacak. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Söyle bize. Kuzu et kavurması kadar iddialı arkadaşlar. Evet, biz çok beğendik. Yani, kültür mantarını çok sevmiyorum ben açıkçası. Hani yerim de ama bunu gerçekten de severek yiyorum. Kuzu eti tadında. Tavsiye ediyoruz. Hani bilmeyen yapın. Belki yani kuzu eti yediğini de sanabilir yani. Kandırabilirsin. O kadar da değil canım. Evet, bu şekilde suyun salmasını bekliyoruz arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı yani neredeyse yarı yarıya kalmadı. Küçüldü. Evet. Yaklaşık biz aşağı yukarı 15 dakikadır bunu kavuruyoruz bu şekilde. Bir fincan zeytinyağımızı döküyoruz. Bu daha fazla da olabilir. Yani ölçüyü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama yağın kıstıkça yani yemeklerin her zaman lezzetleri tabii kaçıyor. Soğanlarımız da bu şekilde. Şöyle. İçinde illaki kalıyor. Hatta kaşık da bile aldırtabilirsin. Evet, biberlerini de koyacağız şimdi üzerine. Toz biberin her şeyini koyup pişmesi için kapağını kapatacağız. Yaklaşık 10 tane arkadaşlar biz kuru biber şu şekilde parçaladık. Yani bu isteğe göre konulabilir. Biz seviyoruz kuru biber İsteğe içinde. Göre değil bence koyu. Çünkü çok lezzet, çok veriyor. Lezzet veriyor. Kuru biber yani yaş biber bunun kadar hani lezzetli olmuyor. Bir kaşık kadar da böyle. Pul biber. Pul biber. Renk için şöyle doğru doğru bir kaşık da toz biber. Evet. Tuzumuzu da koyalım. Pişmeye bırakalım. Bir kaşık da tuzumuzu koyduk arkadaşlar. Altını tabii kısacağız. Yemekler kısık ateşler zaman güzel olur. Kapağı kapatıyoruz. Bu şekilde ara ara kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet.
Yaklaşık biz 40 dakika yakın pişirdik bunu arkadaşlar. Şimdi sunum tabağına alıyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Umarım beğenmişsinizdir. Kız Babası'na abone olmayı, like atmayı unutmayın.